Arkadaşlar merhaba. Cep telefonumuzla uzaktan istediğimiz herhangi bir yerden herhangi bir cihazlarımızı açıp kapatmak için kullanacağımız sınıf marka internetten rahatça satın alıp bulabileceğiniz cihazımızla yapmış olduğumuz panomuzu göstereceğiz. Burada biz cihaz kumanda amaçlı kullandık cihazımızı. Direkt de bağlayabilirsiniz bazı aletlerinizde. Açıp kapama işlemleri gerçekleştiriyoruz. Biz burada pakoş halterlerle de her iki yöne de ayrı ayrı kumanda verdik. Evet. Açtık şu anda. Daha önceden programladığımız telefonumuzla kapattık. Bunu sadece bir tek telefona kurabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir telefona kurduğunuzda mevcut olan telefonunuzdaki cihaz silinecektir. Şimdi cihazımızın bir içine de bakalım nelerimiz var, nelerimiz yok diye. Bunu da görelim. Daha sonra da kurulum işlemini başka bir telefonda gerçekleştirelim. Nasıl kurduğumuzu görelim. Evet, buradaki kablo demet yığınlıkları sizlere korkutmasın gözünüzü. Fazla bir bağlantı sıkıntısı yok. Cihazımız burada. Arkadaşlar, cihazımız üzerinde bir düğmemiz var. Açma, kapama ve cihazı tanıtmada işe yarıyor. Bakın şu anda bastık. Yani çekti kontaktörümüz. Bunu mevcut olan telefonumuzda da görebiliyoruz. Şu anda kapalı siyah konumda. Evet, bastığım zaman beyaz konuma geçmiş oldu. Yeni bir telefona kurulum nasıl yapacağız? Sıfırdan bunu şimdi beraber göreceğiz. Bu EV-Link firmasının yazılımını kullanacağız arkadaşlar. Play Store'da EV-Link yazdığımız zaman Smart Home diye karşımıza çıkacak. Bunun birçok cihazlar var. Yani Wi-Fi özelliği olan, kablosuz özelliği olan onlarla işlem yapabilirsiniz. Yükleme işlemimiz belli bir zamanımızı alacaktır. Burada biz iki ayrı priz koymamızın sebeplerinden birisi bir taraftan işte klimayı çalıştırıp bir taraftan da kombiyi çalıştırırken açma kapama düğmeleri de koyduk. Pakoş halter ve böylece gerektiği zamanlarda açma kapama yapacağız. Bu cihazımızın önceki versiyonları da mevcut. Daha önceki bizim yaptığımız sınıflarda daha az özellikler vardı. Açma kapama sadece yapıyordu ama yine iyiydi. Ve programları da farklı farklı programlar vardı arkadaşlar. Yani Play Store'dan, Google Play Store'dan indirdiğimiz bu kitapçıklarında kimlerinin şeyi görebilirsiniz. Yani QR kodla da indirebiliyorsunuz programı. Daha sonra sizin cihazı tanıtmanız gerekiyor. Tanıtma işlemleri birbirine yakın. Yani tabii her bir versiyonda farklılıklar gösteriyor. Ama genelde birbirlerine yakın bir şekilde cihazı tanıtıyorsunuz. Şimdi kurulumu gerçekleştirdikten sonra telefonumuz üzerinden gösterelim. Evet, cihazımızı açtık. Kabul ediyoruz. İlk kez şey yaptığımız için. Burada bakın, eğer siz daha önceden kaydolmuşsanız bir kere kaydolmanız gerekiyor bu EV-Link'e. Eğer kaydolmadıysanız kaydolmanız gerekiyor. İlk kez yapacağımız için kaydolacağız. Kayıt için üst tarafta telefon numarası, yani ülke kodu istiyor sizden. Ülke kodu olarak biz Türkiye'yi seçeceğiz. Bir kere kaydınız varsa artık onu cihazlara yeni yeni cihazlar ekleyerek işlem yapabilirsiniz. Yani bir tane değil de istediğiniz kadar cihaz ekleyin ve evinizin herhangi bir yerindeki bir cihazları buna bağlayıp kumanda edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir doğrulama kodu gönderdi bize. Mail adresimize bunu giriyoruz. Daha sonra bizden şifre girmemizi istiyor. 8 karakterli bir şifre girmemiz gerekiyor. Daha sonra şifreyi doğrulamamızı istedi. Doğruladıktan sonraki dediğimiz zaman buradan da bulunmuş olduğumuz Wi-Fi hattımız, yani evimizdeki Wi-Fi hattına bağlanacağız. Burada Wi-Fi hattımızın şifresini girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra sonraki diyoruz.
ve program şimdi bize ekle diyor. Yani yeni bir cihaz ekleyeceğiz. Üstteki hızlı eşleştirme var arkadaşlar. Ve 2.4 OHS'den şey yapabilirsiniz ama hızlı eşleştirmeyi seçin. Biz öyle yaptık. Bir cihaz ekle dedik. Buradan tamam dedik ve şu anda taramaya başladı. Bu taramaya başlarken yapacağımız olay şu. Cihazımızın üzerindeki o siyah düğmeye bir 5 saniye boyunca basmamız gerekiyor. Ve ışığımızın Wi-Fi'ye bağlandığını görmemiz gerekiyor. Yani ışığımızın yanıp yanıp sönmesi gerekiyor. Belli bir süre bastık. Evet, ışığımız yanıp yanıp söndü. Şu anda Wi-Fi bağlantıyı sağladı. Artık eşleştirme işlemine telefonumuzda devam ediyor. Evet, cihaz aranıyor diyor. Daha sonra cihaz ayarları bilgisi alınıyor diyecek. Bu işlemleri tek tek gerçekleştirecek arkadaşlar ve böylece cihazı tanımış olacak telefonumuzda. Evet, cihazımız telefonumuzda tanınmış oldu. Cihazımızın ismini değiştirebiliriz. Yani kendimizin kolayca işte kombiydi, bilmem fırındı veyahut da herhangi farklı bir şey yazabiliriz. Evet, iş yeri için cihazımız. Evet, şu anda bakın düğmeye bastık. Açık konumda dediğimiz gibi. Siyahta kapalı konumda. Evet. Görüyorsunuz. Açıp kapama işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Siyahta açık. Buradan da telefonumuzla istediğimiz yerden, yani nereden olursanız olun arkadaşlar, artık bu kendisi akıllı sistem olarak bağlanacaktır. Yani akıllı ev dediğimiz sistemlerde bu şekilde arkadaşlar, aslında işe baktığınız zaman. Tekrardan bakın, açma kapama işlemlerini buradan gerçekleştirdiğimiz gibi. Bunun arkadaşlar saat zaman ayarları var. İstediğiniz saatte açılsın, istediğiniz saatte kapansın, bunları ayarlayabilirsiniz. Veyahut da işte şu kadar saat sonra açılsın, şu kadar saat sonra bulunduğu zamandan diye kronometreyi çalıştırabilirsiniz buradan. Veyahut da döngü işlemleri var. İstediğiniz zaman saatlerinde çalışsın, istediğiniz zaman saatlerinde kapansın diye bunları gerçekleştirebilirsiniz bu cihazımızla. Böylece siz bunlardan birkaç tane alıp istediğiniz cihazlarınızı evinizin istediğiniz yerlerine koyup kendiniz için bir akıllı ev sistemi oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Yani hem ucuz hem basit. Şu anda çift fiyatı arkadaşlar yaklaşık 9 dolar filan, yani Türkiye'deki fiyatı 9 dolara 10 dolara bu cihazı satın alabiliyoruz biz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.